Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha doğrusu evimizin önündeki çayırımıza hoş geldiniz. Bundan sonra böyle biraz değişik yapmak istiyorum açılışlarımı. Çünkü sıkıcı oluyor. Sizin için de benim için de. Şöyle artık ben nereye gidiyorum? Ben bugün kızıma video birleştirmeye gidiyorum. Şöyle yavaş yavaş ilerleyen. İleride kazlarımız var. Şu yatan kazlar bizim. Hava bugün öyle bir soğuk ki benim üzerimde ceket var. Tam bir sonbahar havası var. Isındı derken tekrar soğudu havalarımız. İyi ki sobalarımı kaldırmadım. Aklımı seveyim. Çünkü biz Haziran'a kadar yakıyor sobaları. Bizim yazımız kışa sürüyor. Haziran girmedikten sonra ben kaldırmıyorum. Ya Mayıs'ın sonu ya Haziran ayı gibi kaldırıyorum. Şöyle ekranı yakınlaştırayım. Çünkü kalkacaklar yattıkları yerden. Maşallah her geçen gün büyüyorlar. Leyla'ya bakar mısınız? Gösterebilsem. Ekran yakın olduğundan gösteremedim galiba. Emin de değilim. Güneşten çünkü net görüntü alamıyorum. Artık ekranı normale çevireyim. Saat şu an 10. Çünkü 11 gibi, 13 gibi ineklerimizi çıkarıyoruz. Erken gidelim ki erken gelelim. Komşularımızın inekleri. Hep inek güderken çekim yapıyorum. Bugün de böyle olsun dedim. Şuradan geçelim bakalım. Burası çamur gibi, şuradan geçersin. Havanın rüzgarlı olduğunu söğüt dallarından da anlayacaksınız. Bir yanda kazlar, bir yandan inekler, bir yandan at. Şöyle şurada da var kazlar. Artık ana tüyüne giriyor kazlarımız. Yavru tüyünü döküyorlar. Şimdiden sonra renkleri annesinin renklerine, babasının renklerine benzeyecek. Biraz daha parlaklaşacak. Komşularımın inekleri yayılıyor. Onlar öbür çayıra götürüyor inekleri. Burada arkada ileride bir çayır daha var. Şu köşe tarafta. Biz oraya götürmüyoruz. Çünkü oraya götürdük mü alışıyorlar. Yine evin önünde beklemesi bizim için iyi oluyor. Burada da Hilal'in komşusunun koyunları var. Cafer amcamın. O da onları gidiyor. Ekran nasıl şu an? Çok bulanık görüyorum güneşten dolayı. Cafer amca kolay gelsin. Vakit geçiriyoruz, iyi oluyor. Evet, sizin için oyalanma değil mi? Esin abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Şöyle Hilal'in evine geldim artık.
Ayazım benim çıkmış ya. Kıyamam beni oğluma. Anneannem görmedi beni daha bakalım. Kamçık oğlum. Açtım benim. Neredeymiş o ya? Anneannem, gene videoya mı çıktın sen ya? Sürpriz oldun anneannem sen ya. Ben seni şu an ekrandan göremiyorum Ayaz. Ağlama sakın. Ayaz buradan hayvanat bahçesi gibi. Cafer amcanın atına bakıyor, koyunlara bakıyor değil mi anneannem? Ne? Ayaz kapıya dolaşıyor bakalım. Neyse arkadaşlar. Burada artık geri geliyor bakalım. Hadi gel anneannem. Bir de perdeyi açıyor ya. Ayaz. Hadi el salla. Ayaz. Bay bay. Ne diyeyim artık arkadaşlar, eve gidince akşam iftar hazırlığımı yaparken kaldığım yerden devam edeyim. Bugün açılışı şöyle döneyim, böyle yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Her zaman ineklerle olunca ben de sıkılıyorum, siz de sıkılıyorsunuzdur muhakkak. Şöyle yoncamı da göstereyim, biraz daha büyüdü artık. Hatta şöyle gene kapatamadım videomu. Her geçen gün büyüyor. Şöyle ekranı yakınlaştırayım. Dediğim gibi evde iftar hazırlığımı yaparken kaldığım yerden devam edeyim. Nasip olursa akşam görüşeceğiz bakalım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Artık aşağıda işlerimi hallettim. Hallettim derken akşam malına inmedim daha. Saat şu an 5'e 20 var. 20 dakikada çekimimi yapacağım, aşağı ineceğim. Ben bugün sizlere kendi doğal köy tavuğumdan, geçen sene beslediğimiz tavuklardan sebzeli tavuk yapacağım fırında. Malzeme listemi sayayım isterseniz. Şöyle yarım tavuğum var. Parçalamıştım ben bu tavuğumu daha önceden. Çünkü parçalayınca iyi oluyor. Şu an kolay oluyor benim için açıkçası. Hem bütün tavuk bize çok geliyor. O yüzden yarım tavuğum var. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Hemen şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. 1 yemek kaşığı salçam var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberim var. 1 tatlı kaşığından biraz fazla kırmızı pul biberim var. Bir çay kaşığı da karabiberim var. Şöyle etlerimi tahtama koyacağım. Biraz küçültmek istiyorum. Bazıları bayağı büyük. Etlerimi de tekrar suda ıslattım, yıkadım, suyunu süzdüm. Tavuk etlerimin iri olanlarını biraz küçülteceğim, kalın olanları da incelteceğim. Hem böyle daha pişkin oluyor, hem yemesi daha kolay oluyor. Şöyle şu büyüklük yeterli. Yatırınca hem daha lezzetli oluyor, hem et lokum gibi yumuşuyor. Zeytinyağı, baharat. Geçen yapmıştım, onu hazır tavuktan yapmıştım. Bunu doğal köy tavuğumuzdan yapacağım. Şöyle kanadıma da çizik atacağım. Baharatları iyice işlesin diye. Sebzeli tavuk da güzel oluyor. Sebzeli derken patates kullanacağım, domates, biber. Bunları kullanacağım. Patlıcana gerek yok diye düşünüyorum. Patates çok güzel yakışıyor. Etlerimin hepsini de küçülttüm. Şöyle baharatlarımı ilave ediyorum artık. Yarım çay bardağı zeytinyağım. Yoğurdum. Salçam.
Kırmızı pul biberim, toz kırmızı biberim, tuzum, karabiberim. Bunları da ilave ettim. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Yoğurdum sanki biraz az gibi geldi gözüme. Olmazsa ilave ederim üzerine. Şöyle etlerimi de indireyim. Hepsini karıştırması zor olacak. Şöyle bir karıştırın. Sonra geri kalanı ilave edeyim. Tavuğumu baharatlarımla bir güzel karıştırdım, harmanladım. Artık bu baharatlar da biraz dinlenecek. 1-1,5 saat gibi. Ondan sonra ben yukarı çıktıktan sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar, aşağıdan çıktım. Patateslerimi soydum, sebzelerimi hazırladım. Şöyle artık istediğim kalınlıkta doğrayacağım. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Elektriğin azizliğine uğradım. Yine elektrikler bitti, ben aşağı indim. İneğimin bir tanesini bitirmedim bile. Bir 20 dakika aşağıda oyalandım daha doğrusu. Başka işler vardı, onları hallettim ama bayağı bir zaman kayboldu benim için. Şu an saat 7'ye 25 var galiba. Pratik bir şekilde soyacağım. Fırınımı da 150 dereceye getirdim. Yavaş yavaş ısınıyor. Birazdan derecesini yükselteceğim. Ben sebzelerimi soyayım, doğrayayım. Sonra tepsime döşerken kaldığım yerden devam edeyim. Tavuklarımı şöyle leğenimi aldım. Buraya da biraz baharat ilave ettim. Biraz sıvı yağ ilave ettim. Şöyle biraz da tuz ilave edeceğim. Sebzelerimi burada bir güzel karıştıracağım. Şöyle önce bir karıştırayım. Bazen sade yapıyorum ben bunu. Bazen böyle salçalı, soslu yapıyorum. İkisi de güzel oluyor. Arada bir değişiklik yapınca iyi oluyor. Hep aynı. Sade iyi olmuyor. Hep baharatlı iyi olmuyor. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Bundan sonra tepsime döşeceğim. Sebzelerimi de karıştırdım. Baharat ne kattım? Kırmızı pul biber kattım. Biraz soya yağı kattım. Tuz kattım. Salça kattım. Başka da bir şey katmadım. Şöyle tepsimi de bir güzel yağlayayım. Yağlı kağıdım var. Onu da leğenimde ıslattım. Üzerine yağlı kağıt koyacağım. Yanmaması için. Şöyle önce sebzelerimi ilave edeceğim. Hepsini indireceğim. Sonra etlerimi. Gözüm doymamış. Yine biraz fazla doğramışım. Şu kalan sosta da domateslerim, biberlerimi soslayacağım. Şöyle her tarafına gezdireceğim. Boşluk kalmaması lazım. Bugün kime selam gönderim? Bugün de Reyhan Gülece selam göndermek istiyorum. Reyhan Hanımcığım, Uşak'tan size kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Desteğin ve güzel yorumlar için Allah razı olsun. İnşallah devamlı yorum yazmaya devam edersin. Ne diyeyim? Hakkını helal et canım. Ramazan gün her gün usanmadan, bıkmadan yorum yazıyorsun. Desteğin için Allah razı olsun. Her şey gönlünce olsun.
Kanal arkadaşlarımdan da Hatice Say'a buradan selam göndermek istiyorum. Çok tatlı, cici bir hanım. Çok sıcakkanlı. Videoları da gerçekten güzel. 3 tane çocuğu var. Hatice'cim, buradan da sana kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam topluluğumda paylaştım. Ya da ismini söylemeyeceğim, emin değilim. Arkadaşımın bir videolarına bakın. Hoşunuza giderse, destek olursanız gerçekten de çok sevinirim. Buradan da selam unutmadan gönderdim. Bazen unutabiliyorum. Unuttuğum günde artık kusura bakmayın. Çünkü kolay değil. Hepsini kendim düşünmek zorundayım, yapmak zorundayım. Şunu biraz incelteyim. Fırınımı da en yüksek dereceye getirdim şu an. İyice ısındı. Isınıyor daha doğrusu. Tavuğum da yarım tavuk ama gerçekten bayağı büyük. Sanki bütün tavuk gibi. İşte bakınca böyle oluyor. Hem besli oluyor hem de şu an tabii yetiştirirken zor oluyor ama yerken de sanki başkası büyütmüş gibi oluyor. Koca bir tepsi eti geldi gördüğünüz gibi. Şunu da leğenime indirin. Domateslerim, biberlerim de doğrayı bu sosta, onları da karıştırın. Şöyle sebzelerimi de doğradım. Bunları da bir güzel yağlı baharatlı sosumda karıştırın. Ondan sonra etimin üzerine ilave edeceğim. Sosunu da indirin. Islattım yağlı kağıdını da. Şöyle üzerine kapatacağım. Yanlaması için hem böyle daha çabuk pişiyor. Biraz böyle duracak, yarım saat 40 dakika. Son 15-20 dakika kala üzerindeki yağlı kağıdı alacağım. Etimin, sebzelerimin kızarmasını sağlayacağım. Artık fırına girmeye hazır. Etim yavaş yavaş pişiyor. Ben de bu arada pirinç haşladım. Pirinç pilavı yapacağım. Etimin yanına, tavuğumun yanına daha doğrusu. Burada da tarhana çorbası yapacağım. Salçamla birazcık yarım kavruluyor. Pilavımı tereyağlı yapacağım. Tarhana çorbamı tavuk suyuyla yapacağım. Taze tarhanamı da şöyle çözdürdüm suda. Yanında yavaş yavaş eriyor. Tavuk sularımı ilave edeceğim. Pilavımın suyu kaynadı. Şöyle pirincimi de yıkadım, süzdürdüm. İlave ediyorum. Şöyle süzgecimden indirin. Salatam kaldı, yapılacak. Şöyle pilavımı düzelteyim. 2-3 dakika harlı ateşte kaynatıyorum ben. Ondan sonra altını kasıyorum. Çorbam da yavaş yavaş kaynıyor. Biraz daha şöyle taze tarhanaları ilave edeceğim. Gözüme az geldi çünkü. Ben de bu arada hem salatamı yapayım hem soframı hazırlayayım.
Şöyle tercihimi toplayayım. Dur Mürbet'im konuşma. Evet arkadaşlar, soframı hazırladım. Her zaman olduğu gibi yakından gösterin. Pilavı yaparken birden sunuma geçtim ama artık yapacak bir şey yok. Şöyle göstereyim. Sebzeli fırında köy tavuğum, patlıcanlı, patatesli, biberli, domatesli. Tavuk suyu tarhana çorbam. Naneli salatam, domates salatam. Tereyağlı pirinç pilavım. Yoğurdum. Burada da nanesi salatam var. Eşim nane fazla sevmediğinden. Bugünkü akşam menümüzde böyleydi. Tatlıma yer olmadığı için onu koyamadım sofraya. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.